Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Benim kardeşim, cinle ilgili sorunları var. Ne yapmamız gerekiyor? Bize tavsiyeniz nedir? Kardeşim diyor ki gelip sıkıyorlar. Beni konuşmama ve yürümeme engel yapıyorlar. Ne yapmamız gerekiyor? Allah razı olsun. Kafir cinliler bu tip şeyler yapabilirler. Ancak müminlerin üzerinde tesirleri olmaz. Tam bir mümin ise bir kimse, kafir cinlilerin ve şeytanın onların üzerinde herhangi bir tesirleri olmaz. Ama insanlar bu noktada Kur'an ve sünnete tam bir şekilde bağlı değiller. Müslümanlar ama Kur'an ve sünnete tam bağlı değiller. Böyle arada derede yaşıyorlar. O yüzden arada derede yaşadıkları için onların etkilenmeleri mümkün oluyor. Bir de ahir zaman işaretlerinden birisi bu. Bu konuda ahir zaman yaklaştıkça cinni taifesinin insanlar üzerinde etkisi daha da fazlalaşacak. Bununla alakalı işte şaklabanlar da var, bu meseleyi kullananlar da var. Kendilerince bununla alakalı bir etkileri olmadığı halde etkisi varmış gibi gösterip işte milletin parasını ütenler de var. Ama genel itibariyle aileden süregelen vakalar da var. Bunu da unutmamakta fayda var. Annesinde var, babasında var, dedesinde, nenesinde var. Yer ediyor, yatak ediyor. Yer edince, yatak edince bu devam ediyor. Normalde bir kısmı mesela işte dedesi böyle cincilik yapmış, kendince fırıkçılık yapmış. Onun intikamını çocuklarından, torunlarından alıyorlar. Bu tip şeyler var. Allah muhafaza eylesin. Bizim bu konuda çok fazla bir bilgimiz yok. Bu konuda çok böyle maharet sahibi değiliz. Bununla alakalı işte telefondan, mailden, WhatsApp'tan, ondan sonra her türlü iletişim araçlarından günlük yaklaşık yalan olmasın bir hayli şey alıyoruz. Ne o? Bu konuda işte yardım edin, ne yapmamız lazım filan gibisinde. Bizim bu tip şeylerle alakalı çok fazla bir hani onların bildiği, halkın bildiği veyahut da insanların kendi kendilerine, kendi içlerinde konuştuğu böyle bir hani halimiz, durumumuz yok. Açık konuşmak gerekirse. Sufiler, kendimce benim sufi anlayışıma göre bu tip şeylerle uğraşmak bizim için bir kapı değil, bir yol değil. Hani herkes elinin altındakilerden sorumludur ya, biz kendimizce dergahımızda bulunan kardeşlerden böyle bir rahatsızlık var mı? Yok. Kardeşler burada böyle bir rahatsızlığa tutuluyorlar mı? Hayır. Ben 30 yıldan beri sufi yolunun içindeyim. Biz hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık şu ana kadar. Dışarıdan arkadaşlardan, kardeşlerin böyle tanıdıklarından bu tip şeyler oluyor. Bizim onlara yapabileceğimiz bir şey yok. Biz ahlakımızı güzelleştirmeye, Allah'ı çok zikretmeye, farzları yerine getirmeye, bu noktada haramlardan uzak durmaya gayret eden, Allah'a kul olmaya çalışan insanlarız. Bizim bu tip işlerle fazla işimiz olmaz. Bunlarla uğraşacak fazla zamanımız da yok zaten. Kardeşlere tavsiyemiz şu, herkese. Biz bu konuyla alakalı, bu rahatsızlıkla gelen kardeşlere diyoruz ki, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı şifadır. İslam baştan başa şifadır.
Gelin 100 tane Felak, 100 tane Nas okuyun, 100 tane Ayet-el Kürsi okuyun, 100 tane Fatiha-i Şerife okuyun. Allah'tan şifa dileyin. Buna salavat-ı şerife de ilave edebilirsiniz. Cenab-ı Hak'tan şifa dileyin. Sizin üzerinizde müminlik nuru var ise, tekrar bunun altını çizerekten söylüyorum. Bir kimsenin üzerinde müminlik nuru var ise, bunlar size bulaşsa dahi Allah'ın izniyle biiznillah sizin üzerinizde fazla bir etkisi olmaz. Cenab-ı Hak korur, muhafaza eder. Ama senin üzerinde müminlik nuru yok ise, senin üzerinde müminlik nuru yok ise, o zaman bizim de sizin üzerinde yapacak, edecek bir şeyimiz olmaz. Biz de herkes gibi insanız. Ha bir üfleyip de işte cinliğe şöyle yapanlar vardır. Yok işte böyle bir fiske vuruyormuş da cinliğe atıyormuş. Atıyordur. Yok bir tükürüyormuş. Tükürüğünle cinliği yakıyormuş. Biz şimdi böyle yoktur böyle şeyler desek yine inanmayacaklar. Bizim Halit Hoca'nın beyaz neydi? Beyaz poşetine benziyor. Bu onun gibi bir şey. O yüzden bunlarla alakalı bizim bu noktada hani yok işte kafir cinnileri yakalım. Ondan sonra kül ettim. Bunları söylüyorlar. İşte filanca yerde bir hoca efendi varmış. Kafir cinliği yakıyormuş. Lan kafir cinliği yakıyordu. Şu kafirleri de yaksa ya. Kafir cinliden yakıyorsa, bu kafirleri de bir yaksa, bir ateş çıkarsa olur ortalıkta. Dese ki kovuyormuş. Diyeceğim tamam. Eyvallah diyeceğim. Kovuyormuş dese. Eyvallah diyeceğim. Ama diyor ki yakıyormuş. Ben de diyorum ki maşallah subhanallah. Ben şimdi bana öyle telefonda söyleyene. Maşallah subhanallah dedim. Hatta geçen gün dedim maşallah subhanallah. O kimseye söyleyin de dedim ya şu trumpu yaksın dedim. Öyle ya. Hiçbir hadis yok Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kafir cinnileri yaktığına dair. Bakın bir tane hadis okumadım ben. Bak muhafaza olmak var. Onlardan korunmak var. Onlardan kurtulmak var. Mübarek böyle bir eline bir çubuk alıyor, bir çiziyor bir daire. Sahabe diyor ki ne olursa olsun sakın ha. Buradan diyor gelip geçecekler. Sen bu dairenin dışına çıkma diyor. Onları dinle, onları seyret. Hepsi de geliyorlar, geçiyorlar, konuşuyorlar. Dairenin içerisine giren yok hiç. Dairenin içerisine giren bugünkü tabirle elektrik çarpmış gibi oluyor, gidiyor. Buna eyvallah. Korunmaya eyvallah. Cenab-ı Hak korur. Cenab-ı Hak muhafaza eder. Eyvallah. Ama yakıyor diyorlar ya. O zaman duruyorum. Ne uğraşıyorsun kardeş kafir cinnilerle? Onu yakıyorsan şu Trump'ı yak. Şu İsrail belasını yak. Bak Müslümanların başına dert açıyorlar değil mi? Herkes rahat hayatını yaşarken değil mi? Günübirlik herkes keyfinceken. Adam bir Kudüs meselesi çıkardı. Sanki yeni çıkıyormuş gibi. Bütün millette de bir galeyana geldi. Sanki bu yeniymiş gibi. Ya adam 96 yılında bunun senato bunun kararını verdi. ABD senatosu. Bunun kararını verdi. Uygulamasını hükümete aynı buradaki gibi bir hani örneğin Milli Güvenlik Kurulu kararını vermiş. Hükümete uygula bunu diyor. Önceden olmuş olsaydı önceki Milli Güvenlik Kurulu kararları
hükümetçe emredersiniz deyip uygulanıyordu. Bu son 28 Şubat'tan sonra işte tavsiye niteliğindedir filan muhabbet oldu. Öyle gidiyor. Orada da senatör bir karar vermiş. Demiş ki Kudüs İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz. İsrail zaten orayı kendine başkent olarak ilan etmiş. Kimse bunu kabullenmiyor. Yani gidip de İsrail'in başkenti Kudüs'tür deyip oraya maslahat güzarlarını götürmüyor. Oysa başkent olarak ilan edilmiş. Millet yaygara koparıyor şimdi. Ne yapacaklar? Amerika'ya savaş mı açacaklar? Siz kimle, Kuveyt'le, Bahreyn'le, Dubai'yle, Suudi Arabistan, bunlar mı savaş açacak İsrail'e? Ürdün mü savaş açacak? Mısır mı savaş açacak? Bana İsrail'e savaş açacak bir tane İslam ülkesi söyleyin. Buna İran da dahil. Buyuz. Buyuz. Bakın bu kadar. Ahir zaman hadisleri tecelli ediyor. Herkes Kudüs diyor değil mi şimdi? Bakın enteresan, bugün ben Twitter'da bir hadis yayınladım. Medine-i Münevvere kuşatma altına alındığını anlatan hadis-i şerif var. Medine'nin. Medine'nin kuşatmaya alınacağına dair hadis var. Müslümanlar böyle uyumaya devam ederse, böyle bu dağınıklık, bu keşmekeşlik, bu derbederlik devam ederse, Medine'yi muhasara altına alsalar ne olacak, Kabe'yi yıksalar ne olacak bizim için? Ya yıkamazlar. Kabe yıkılmış vaziyette zaten manen ki. Kabe'nin içerisinde Kabe'yi göremiyorsun. Başını kaldırdığında Zemzem Tower'ı görüyorsun. Başını kaldırıyorsun bilmem hangi oteli görüyorsun. Başını kaldırıyorsun bilmem hangi oteli görüyorsun. Müslümanlardan ses mi çıkıyor? Allah muhafaza eylesin. Evet. Bunlar, yani dinlileri yakanlar gelsin bunlarla uğraşsınlar. Allah muhafaza eylesin inşallah. Ha, bu da cinlileri herkes görebilir mi? Gördüklerin kafir dinli olduğunu nasıl anlar? Gören kişi ve bundan nasıl kurtulur? Gördüğü zaman soluğu nerede alacak acaba? Herkes görür, kapı açık. Ama gördüğü zaman nerede soluklanacak, nerede nefeslenecek onu merak ediyorum. Evlilik adabı, edep, İslami açıdan nasıl olmalı, zaman nasıl, neye göre konmalı, uzatmak caiz midir? Bu konuda uzatmakla alakalı siz evlenecek olan kimseleri evlendirmekte acele ediniz. Hadis-i şerif. Evlenecek olanları evlendirmekte acele ediniz. Ölüyü gömmekte acele ediniz. Namazı kılmakta acele ediniz. Borcu ödemekte acele ediniz. Bunlar acele edilmesi gereken, hadiste sabit olan şeyler. O yüzden iki genç birbirlerine baktılar, gördüler,
konuştular. Ardından bir daha konuşma ihtiyacı duyarlarsa bir daha konuştular. Yine konuşma ihtiyacı duyarlarsa yine konuştular. İlk üç konuşma, görüşme bitti. Karar verdiler, evleneceğiz dediler. Aileler hızla çocuklarını evlendirecekler. Ne kadar hızlı olabiliyorlarsa. Olabildiğince. Bunun en hızlısı aynı gün nikahı kıyıp göndermek. Aynı gün. Aynı saat, aynı dakika. Tamam mı? Tamam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Velhattalin amin. Allah yolunuzu açık etsin. Bu işin en kısası. İşin içerisinde adette, gelenekte, görenekte istemeye gelecekler. Sözdü, nişandı, düğündü. Geliver ayvazım, gidiver tingozum. Anası görecek, teyzesi görecek. Teyzesinin, kayınvalidesinin, dünürünün, teyzesinin, amcasının kızı da görmesi lazımmış. O görecek. Bunlar ailelerin kendilerince kendi ritüelleri. Bunların dinle alakası yok. Vay o küser sonra halasının, kayınvalidesinin, abisinin dünürü görmezse gelini veya damadı küserler düğüne gelmezler. Onlar da görmesi lazım. Gibi. Bunlar her böyle ailenin, sülalenin, bölgenin kendine ait heva ve hevesten doğmuş olan adet, gelenek, görenek. Uyar, uymaz bir kimse buna tabi olur, olmaz. Bunlar kendilerinin bileceği. Bunun dinle, diyanetle alakası yok. Bir kız çocuğu, baba ben bu gelen kimseyle beni evlendir, bitti. Ailesinin onu ancak, ya bak bu çocuğun şusu var, busu var, şöylesi var, böylesi var. Yine de evlenmek istiyor musun? Evet, evlendirecek. Hanefi'ye göre söylüyorum. Bir erkek çocuk dedi ki, baba ben bu kızla evlenmek istiyorum. Yavrum bak bu kızın ailesi böyle, kendisi böyle. Bunun şusu var, busu var. Bak yine de evlenmek istiyor musun? Evet, evlendirecek ailesi. Allah yolunu açık etsin. Bitti. Bu kadar. Bizde ne yazık ki bu uzuyor da uzuyor. 4 ay sonra, 5 ay sonra geliyor. Sen benim teyzeme yüzünü asmışsın. Ulan adamın çeki mi döndü, senedi mi döndü, müdürle mi kavga etti, anasından mı dövüştü, babasından mı dövüştü, mahallede birisiyle bir şey mi oldu? Lan erkek adamın yüzü de asılır, burnu da asılır, kolu da asılır, her şey asılır. Adam ticaret yapıyor, hayat yaşıyor dışarıda. Vay sen teyzeme yüzünü asmışsın. Çocuğa dedim, oğlum evlenince kadar hep böyle dalaşacaksın dedim, kız tarafı da o zaman. Böyle bir şey çıkıyor dedim ortaya. Aynı şey öbür taraftan da. Erkek diyor ki, sen benim halama ters davranmışsın. Ne? Halana ters davranmışsın. Ne olmuş? Sana bir laf atmış, sen anında cevap vermemişsin. Kızcağız paranı da atıyor, o esnada şununla ilgileniyordum, şöyle yapıyordum, böyle yapıyordum. Yok. Adam diyor ki, benim halama sen ters davranmışsın. Uzadı mı bu iş, çok özür dilerim, don lastiği gibi çekildiği yere kadar gidiyor. Allah muhafaza eylesin. Bir de ailelerin, tarafların nefisleri giriyor işin içerisine. Ya bunlar Allah için evleniyorlar. Şunları evlendirelim. Bunların evliliklerine yardım edelim. Evlendikten sonra da anne babalar, çocuğumuz evlenmiş, biz onun evliliğine yardımcı olalım. Destek olalım. Bunların evliliklerinin yürümesi için destek olalım. Eksiklerini kapatalım. Yanlışlarını örtelim. Varsa elimizden gelecek olan bir şey, elimizden gelen yardımı yapalım. Bunlar genç. Oğlanın annesi babası, oğlum bak kızı sıkıştırma, ha gençtir daha. Ütüyü eksik yapabilir, yemekte problem olabilir, şunda bunda problem olabilir.
Sakın geline bir şey deme. Bak o da annesinin, babasının evinden çıktı geldi, buraya geldi. Yetim çocuk gibi şimdi, sakın ha. Üzme onu. Kızın annesi de babası da demeli ki, kızım sakın ha bak, oğlana iyi davran. Bak bu çocuk da annesinin babasının şimdi ana kucağını bıraktı, geldi. Aman ha. Kocana iyi davran. Eşinin üzme. Sakın bu kapıya eşini üzerekten gelenlerden olma. Bizim yüzümüzü kara çıkarma. Sakın ha. Bizim yüzümüzü eğme. Gayret göster. Sıkıştırma adamı. Bir şeye çok ihtiyacın olursa bak biz halimizce sana yardımcı oluruz el altından. Adamın kazancı belli. Sen sıkıştırma adamı. Öyle aile kalmadı. Kalmadı. Anne babalarda da kalmadı. Dervişler dahil buna. Yani bu eğitimi, bu öğretimi bu dergahta veriyoruz. Burada dergahtaki anne babalar dahil buna. Bu acı tarafı işi. Allah muhafaza eylesin. Böylece sıkıntı oluyor tabii. Cenab-ı Hak korusun inşallah. Salı günü sohbette şeytanın derviş kardeşinin kılığına girebileceğini söylediniz. Peki bunu nasıl ayırt edebiliriz? Böyle karşıdaki kimse cininin kafir mi, mümin mi olduğunu, şeytanın kılığına girip giremeyeceğini bir derviş ancak 5. esmayı aldığında tam anlamıyla ayırt edebilir. Beşinci esmayı alır, oturur, yerleşir ve oradan düşmezse o kimse cinni taifesini gördüğünde onun kafir mi, mümin mi olduğunu ayırt eder. Eğer uyanıkken görürse, uyanıkken görmek şu, zikrullah yaparken rabıta esnasında bunu görürse anında ayırt eder. Ama işte böyle yakaza halinde, yakaza halinde olursa, bir de her dervişin, herkesin bir zaafı vardır. Yakaza anında belki de bir anlık böyle yakazada sıkıntı olabilir. Normalde bir yine halde yakaza noktada bir dervişin şeytan kılığına girer çıkarsa onu da o kimse Allah'ın izniyle biiznillah anlayabilir. Perşembe geceleri her hafta sürekli aynı ilahiler söyleniyor. Ve hoparlörlerden ilahicilerin sesleri çok patlıyor. Zikrullah'ı duymakta ve adepte olmakta zorlanıyoruz. Bununla ilgili bir şey yapabilir mi? Biz de ilahicilerin sesi çıkmıyor diye kızıyoruz ya. Evet. Hoparlörün başındaki Salim geldi mi? Rahatsızlığı geçti mi Salim? Yok ya. Gelmedi mi? Evet, siz o zaman az bir şey ilgileneceksiniz inşallah. Kuduş üzerinden oynanan oyun hakkında düşünceleriniz nedir? Bize düşen görev nedir? Sizce ümmet tek çatı altında toplanıp tek yumruk olur mu? Bizler nelere dikkat etmeliyiz? Hakkınızı helal edin. Benim bu konularda biliyorsunuz düşüncelerim belli. Evet, Kudüs Müslümanların 3. kıblegahı. Pardon, 1. kıblegahı. Mescit olarak 3. mescitleri. Kutsaliyet açısından.
İbadeti yasakladı mı İsrail orada? Yasakladı. İstediği gibi at koşturuyor mu orada? Koşturuyor. Siz bunların hiçbirisine seslenmezseniz, bunların arkası gelir. Adam bütün dünya devletlerini arkasına almış. Şimdi bu analizim size tuhaf gelebilir. Bu dünya devletlerinin arasında arkasını aldı Müslümanım diye. İran'ı almış. Suudi Arabistan'ı almış. Mısır'ı almış. İslam ülkelerinin önde gelen ülkeleri bunlar. Bir şekilde Türkiye'yi de almış. Ne bağırışın çağrışı ki bu? Haydi birileri bir yerden bir manipüle ediyor. Yürüyün ABD konsolosluklarının önünde bağırın. Ha bağırıyor. Vay ABD de derlendi, toparlandı, hızla topladı bütün kurum ve kurullarını. Ya Müslümanlar sokağa döküldü. İşte konsoloslukların önünde orada burada kahrolsun ABD diye bağırıyorlar. Biz bu karardan geri mi dönelim diyecek şimdi? Ben artık yaşlı sayılırım. 56 yaşındayım. Ben 13-14 yaşından beri siyasetin içerisindeydim. Ta 26-27 yaşına kadar. Aktif siyasetin içinde. Biz çok bağırdık. Kahrolsun komünistler, kahrolsun Rusya, kahrolsun ABD diye. Biz çok bağırdık. Çok dolaştık. Biz kahrolsun Rusya derken, kahrolsun Rusya'yla sayısal olarak ve düşünsel olarak kahrolsun ABD aynı değildi. Anladınız mı? Bize ABD'yi sıcak gösteriyorlardı, ılıman gösteriyorlardı. Rusya soğuk, sert, acımasız, gaddar. ABD öyle değil, o kadar değil. Bunu gösteren neydi? İçeride belli bir algı oluyordu. Müslümanların üzerinde böyle bir algı oluşturuluyor. Müslümanlarca ABD daha az tukaka, Rusya daha büyük tukakaydı. Ne zamana kadar? Bu son Türkiye'de son 2 yıla varıncaya kadar. Ya dünya üzerinde her türlü hınzırlık ABD'nin altından çıkar. Her türlü hınzırlığın altında. Son 50 yıl İngiltere, ABD, İsrail, Batı bunlar vardır. Biz bunları normalde görmedik mi? Gördük. Ne yaptık? Hiçbir şey. Müslümanlar kendi içlerinde güçlenmedikleri müddetçe, Müslümanlar kendi içlerinde birlikteliklerini sağlamadığı müddetçe, Müslümanlar kendi içlerinde, kendi problemlerini halletmedikçe dışarıda hiçbir problemi halledemezler. Bak Türkiye dahi Güneydoğu'sunu halledemiyordu. Kendi içerisindeki curufları temizlemeye başlayınca Güneydoğu'da başarı geldi. Kendi içindeki curufları temizleyince Suriye, Irak meselesinde
başarı geldi. O da daha tam anlamıyla değil. Aldanmayın. Tam anlamıyla değil. Bu ancak ülkelerin kendi içlerindeki güçleriyle alakalı. Türkiye Rusya ile İran'a yaklaşınca doğuda, güneydoğuda belli bir başarı yakaladı. Bunu da yatsımamak lazım. Bunu da yatsımamak lazım. Şimdi normalde bu politikanın da doğruluğu şimdi de görülüyor. Bu daha da ileri adımlar atılmalı, daha ileri şeyler olmalı. Ama ya normalde düşünebiliyor musunuz siz? Bütün dünya Müslümanları bir araya gelmiş olsa, toplansalar, aynı noktada karar alsalar, İsrail de orada bir ülke kalır mı? Kalmaz. Ama ülkelerin başındaki yöneticiler satılık. Kime güvendiniz siz? Suud'un prenslerine mi güvendiniz? Kime güvendiniz? Dubai'dekilere mi güvendiniz? Kime güvendiniz? Bahreyn'dekilere mi güvendiniz? Birleşik Arap Emirlikleri'ne mi güvendiniz? Kime güvendiniz? Hiç kimseye. Bir de Türkiye olarak zaten bunlar senin daha önce vilayetinmiş Osmanlı olarak. Bu büyük bir zul değil mi bu toprakların çocuklarına? Yani senin daha önce vilayetin hükmündeki kimseye gideceksin sen yardımcı olun, beraber olun, şöyle yapalım diyeceksin. Ben hadislere bakıyorum. Hadislere bakınca diyorum ki, demek ki diyorum ben Kudüs'le alakalı bir şey olmayacak ki bu gavurlar Medine-i Münevvere'yi kuşatma altına alacaklar. Müslümanlar bu kadar dağınık, bu kadar güçsüz olacaklar ki bu noktaya gelecekler. Orta Doğu'da kan gövdeyi götürüyor. Herkes birbirini yiyor. İsrail'e bir tane mermi sıkılmıyor. Fark ediyor musunuz? Müslümanlar birbirlerini yiyorlar ama. O Sünni'ydi, o Şii'ydi, o Daişçi'ydi, o bilmem neciydi. O onu öldürüyor, o onu öldürüyor, o ona saldırıyor, o ona saldırıyor. O ona kafir diyor, o ona kafir diyor. Müslümanlar birbirlerini öldürüyorlar. İsrail de seyrediyor oradan. Müslümanların birbirlerini öldüremediklerini de oraya gelen gavurlar öldürüyor. Numan Kurtulmuş öyle dediydi bir ara. Ne o uçağını kapan geldi dedi. Hani bu Daesh'le alakalı uçağını kapan geldi. Siz ne yapıyorsunuz? Almayın. Getirmeyin. Katmayın. Uluslararası güç oluşuyor. İyi, ne oldu? Neredeyse bizi böleceklerdi. Allah Ümmet-i Muhammed'i idare eden yöneticilere feraset nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak hepsine de hakkı ve hakikati göstersin. Amin. Hak ve hakikat yolunda hepsini de bir ve beraber eylesin. Amin. Duamız bu. Biz yine günah kebairlerden bahsetmeye devam edelim. Olmaz mı? İnşallah. Hı.
Nisa ayet 117 ve 125. Onlar Allah'ı bırakıp dişilere taparlar. Ve elbette senin kullarından belli bir takımı alıp onları saptıracağım. Onlara kuruntu kurduracağım. Develerin kulaklarını yarmalarını emredeceğim. Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim diyen Allah'ın lanet ettiği azgın şeytana taparlar. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinen şüphesiz açıktan açığa kayba uğramıştır. Şeytan onlara vaat ediyor. Onları kuruntulara düşürüyor. Ancak aldatmak için vaatte bulunuyor. İşte onların varacağı yer cehennemdir. Orada kaçacak yer de bulamayacaklardır. Yine Fatır suresi ayet 5 ve 6. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman tutun. O kendi taraftarlarını çılgın ateşli kimseler olmaya çağırır buyurulmuştur. Şeytan insanlara azgınlığı, sapkınlığı vesvese eder. Onu boş kuruntulara sokar. Ve insanların nefsi bu vesveseye açıktır. Bu vesveseden, bu kurtulmanın, bu vesveseden, bu açıklıktan, bu kuruntudan kurtulmanın yolu Allah'ı daim zikirle durmaktır. Daim zikir her daim abdestli olmakla başlar. Bir kimse her daim, sufiler için bu olmazsa olmazdır. Bir sufi şeytanın vesvesesinden, kuruntusundan, şeytanın desisesinden, nefsin aldatmasından, kandırmasından emin olmak istiyorsa birinci derecede abdestli duracak her daim. Hatta kafir cinnilerin kendisine ilişmesinden, şeytanın vesvesesi, kuruntusu, nefsin aldatması, her türlü kötü ve kötülüklerden muhafaza olmak istiyorsa o kimse birinci derecede abdestli olacak. İki, o kimse farzlara riayet edecek. Farzların en başında gelen şey namazını bir tamam kılmasıdır. Namazını bir tamam kılması. Üç, günah-ı kebairlerden uyanık olacak, kendini uzak tutacak. En önemlisi gönlünde her daim Allah'ın zikri, Allah'ın sevgisi, Allah'ın muhabbeti, Allah'ın korkusu olacak. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadis-i şerifinde buyurdu ki şeytan kalbinizin kapısında durur. Eğer zikrullah yok ise içeri oturur çöreklenir. Eğer zikrullah var ise o kalbin dışında kapısında bekler. Şeytanın kalbinizde yer etmesini istemiyorsanız abdestinize dikkat edeceksiniz. Farzları yerine getirmeye dikkat edeceksiniz. Haramlardan uzak durmaya dikkat edeceksiniz. Ve Cenab-ı Hakk'ı zikretmekte uyanık olacaksınız. O zaman ancak bu oyundan ve tezgahtan kurtulabilirsiniz. Ebu Hureyre rivayet ediyor. İmam-ı Ahmed'in müsnedinden. Kulum bana itaat ettiği vakit ondan razı olurum. Razı olunca da hem kendisini hem de eserlerini mübarek kılarım. Benim bereketimin sonu yoktur. Kulum bana isyan ettiği vakit de ona gazap eder öfkelenirim.
gazap ettiğim kimseyi lanetlerim. Benim lanetimin onun yedi nesline kadar iner buyurmuştur. Bunu arkanızda cılız çocuklar bıraktıkları takdirde bundan endişe edecek olanlar haksızlık yapmaktan korksunlar, dürüst söz söylesinler. El-Nisa ayet 9. Bu sözü tasdik eder. Ya da bu ayet-i kerime bu hadis-i şerifle şerh olur. O zaman biz Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlardan olacağız. Günah-ı kebairlerden uzak olanlardan olacağız. Farzları yerine getirenlerden olacağız. Her daim Allah'ı zikreden, Allah'ın hukukunu gözeten kullarından olmaya devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak bizleri günah-ı kebairlerden uzak duran, farzları yerine getiren, her daim Allah'ı zikreden kullarından eylesin inşallah. Amin. Thank you.